gideyim bunu. Son i̇şte, cümle efendim. SİHA ile ilgili bir şey açıklıyoruz değil mi? SİHA diyoruz ki ya kardeşim bu ülkenin terörle mücadelesine çok önemli bir parametre değişikliği sağladı. Çok önemli parametre değişikliği. Terörle mücadelenin şeklini değiştirdi. Bu lafı söylerken ben şu lafı mı ifade etmeye çalışıyorum eski bir asker olarak? Bizim eskiden çalışanların hiçbiri görevlerini yapmıyorlar, PKK ile mücadele etmiyor. Böyle mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorum? Ben bunu böyle söylemeye çalışmıyorum ki. O zamanın teknolojisinde biz ayağımızı basarak gitmek zorundaydık. Bugün belki bir Tugay'ın gideceği yere bir tane SİHA gidiyor. Bu şu anlama gelmiyor ki. Geçmişteki insanların hiçbiri yapmadığı anlamına gelmiyor ki. Bu bir parametre değişikliği yapıyor. Bu parametre değişikliği yaparken altına koyduğumuz başka bir şey daha var. Şöyle geliyor mevzu. Nereye geliyor biliyor musun? Söylüyorsun bunu, adam sana şöyle söylüyor, cevap veriyor. Ama biz saman ithal ediyoruz diyor. Tamam mı? İkisi veya aynı anda doğru olamaz mı abi? Olamaz. Neden nasıl olamaz? Saman da ithal ediyoruz. Ya arkadaş o zaman... O da doğru. Ya bak. Ya işte böyle bir zihniyetle gerçekten... Nasıl böyle bir zihniyet? Ya, neden saman ithal edilmiyor mu? Türkiye'nin saman ithal etmediğini bilmeyecek kadar bir adamla konuşuyorum. Kimle, Türkiye benle? Saman ithal etmiyor çünkü. Ya nereden? Türkiye daha bugüne kadar şey, saman ithal etmedi. Ettiği bütün rakamları oturdum çıkarttım. İşim olmamasına rağmen çıkarttım. Bu lafı yazanlara cevap yazdım ve bununla ilgili şey yap, köşe yazım var. Rakamları koydum. Bu ülke ne zaman saman ithal etmiş? Baktım. Rakamlarla baktım. İki defa saman ithal etmiş. Toplam 5000 ton. İki defası da neden biliyor musun? Birisi Türkiye'de kuraklık olmuş. Türkiye'de saman fiyatları yükselmiş. Saman ithal edilmiş. İkincisi ne olmuş biliyor musun? İkincisi yine fiyatlar yükselmiş. Fiyatlar yükselmiş. Ve fiyatlar yükselmesin diye dışarıdan çok küçük bir miktarda yapılmış. Toplam Türkiye'deki ithal edilen saman hikayesinin şeyine baksınlar. Abi ama ne zaman geliyor biliyor musun? Kendi olay nereye geliyor? Musun abi? Başka bir şey daha gidiyor. Bir dakika, İsmail bir şey kendi başka bir şey daha gidiyor. Başka bir şey. Yani hem ya saman ithal edildi. Saman abi, ithal ediyoruz lafı. Ya bir saat et. Neyi çözeceksin abi? Bak yani ben... hem saman ithal edilmedi deyip hem de iki defa ithal edilmiş. Ya arkadaşım 5000 sen 5000 ton. Ya 5000 ton. Ya bak. 5000 ton 5000 ton. Ya etmiş mi etmemiş mi? Etmemiş kardeşim. Etmiş az önce söyledim. Kardeşim nereye geliyor biliyor musun? Mevzu nereye geliyor? Bu mevzu nereye geliyor biliyor musun? Bak bu nasıl mevzu ne biliyor musun? Bak mevzu şu. Peynir Türkiye'de mi, Türkiye'de peynir? Şöyle bir kesimle Türkiye şöyle bir kesimle tartışıyoruz tamam mı? Örnek veriyorum. Türkiye'de buğday var değil mi? Buğday üretiliyor değil mi Türkiye'de? Yok. Şimdi rakamlar şöyle geliyor. Rakamlarımızı önünüze koyarak söylüyorum. Tartıştığımız yerin hiçbirinde rakamla hiç önemi yok. Deniyor ki Türkiye'de geçen sene 9 milyon ton örnek veriyorum buğday ithal etmişiz. Türkiye kendine yeterli bir buğday üretemiyor. 9 milyon ton ithal etmiş diye bakıyor. Buna böyle bakabilirsin ama bunun başka bir tarafı var. Türkiye dünyanın en fazla un ihraç eden ülkesi. Yurt dışından kendi ihtiyacına ilaveten almıyor bunu. Yurt dışından aldığını dahili işlem belgesiyle Türkiye'de işleyip dünyadaki en fazla un satan ülkeye geçiyorsun. Başka bir şey daha var. Türkiye dünyanın en fazla makarna üreten şey tesisi. Buradan üretiyorsun. Bu olaya bakarken ben şöyle mi bakacağım? Türkiye tarımda buğday bile üretemeyen bir ülkeye bakacağım. Yoksa kendi ihtiyacını karşılayıp üstüne üstlük dünyanın her tarafından buğday alıp bunu işleyip satan katma değer ulaştıran bir yere bakacağım. Hangisine bakacağın kendinle ilgili bir şey. Benim şeyim ne biliyor musun? Sıkıntım ne biliyor musun? Bunun ortasında verilerle konuşmuyoruz. İşte demin söylediğim mevzu gibi. Türkiye saman ithal ediyor. Arkadaş senin saman ithal ediyor dediğin rakamları o zaman koyarsın. Veya başka bir rakam söyleyeyim. Dünya, Türkiye'de orman verileri küçülüyor. Türkiye orman anlamında dünyada ormanları azalan ülkeler. Yeşili biz sevmiyoruz. Yeşili kesiyoruz. Tabii. Ya son örnek olsun. Ya ama itirazım var. Doğru değil yeşili bu bilgi. Yapıyoruz. Neydi o? Oturuyorsun bu bilgiler ya. Çünkü ne? Yani ne?
Yanlış mı? Tabii yanlış. Şimdi nasıl yani, yanlış? Mesela Saman ne yanlış? İthal edildi. 2017 edildi. Ne 3000, edildi? 4000 edildi. Bulgaristan'dan edildi. Yani üstelik bununla ilgili kadar, uzmanlar ne kadar bir söylesene. Ya ne kadar ne önemi var? Ya niye ne önemi yok? Ya biz izinle devam edelim. Ya, ya niye? Niye? Hayır niye? Niye abi, edilmedi? Sen yani, niye saman edilmedi? Politikasını ben, savunuyorsun ya? Ben saman politikası savunuyorum ki ya. Ya senin ne alakası var saman politikasının ya? Ya niye saman politikası savunuyorum? Bu işlerde uzman. Sen diyorsun ya saman ithal edilmesine. Çünkü edildi. SİHA'yla itiraz edilmeyi birleştiren mantığı söylüyorum ben sana ya. Ya işte bu çünkü... Ya bakış açımız dar olduğundan buraya böyle şunu söylüyorum. Neden? Türkiye'de SİHA'nın gerekli ve zorunlu olduğunu savunurken evet. Ben mesela inanıyorum. Aynı zamanda saman da ithal edilmesi gibi düşünüyorum. Ya bunlar çelişmez birbiriyle. Buna ancak Mete abi inanabilir. Ben inanmam. Bu tutarsız bir davranış. Neden? Çünkü SİHA ile ilgili argümanına su taşımak için olmadık bir örnek veriyorsun. Bununla ilgili ben vermiyorum ya. Veriyorsun. Ben ilgili... bunun cevabını ya böyle tartıştım verdim, diyorum. Ben böyle tartıştım diyorum ya. Ben böyle tartıştım diyorum ya. Ben böyle tartıştım. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bununla ilgili yetkin bir araştırmacı var. Ali Ekber Yıldırım, Dünya Gazetesi'nin tarım yazarı. Yakın zamanda Türkiye'nin tarım politikasının kitabı çıktı. Tavsiye ederim. Evet. Bununla ilgili buğdayla da ilgili, samanla tamam. da ilgili verileri var. Çok ayrıca güzel. Buğday verilerini de bilmiyorsun, yanlış biliyorsun. Nasıl Türkiye'nin veriyor? Her yıl ürettiği 21 milyon tondur. Evet. Pardon. İhtiyacı 21 milyon ton civarındadır. 19 milyon ton üretimdir. Her yıl 2 milyon fazla verir. Makarna sanayi ile ilgili belli tespitin doğru ama her geçen yıl Türkiye'de buğday üretilen alanlar küçülmektedir, azalmaktadır. Bir çünkü ben, tarım politikası ithalete bağımlıdır. Ben şundan, hangi buğdayda yanlış söyledim ben onu anlamadım. Rakamlar yanlış. Ben rakamlardan doğru demedim ki. Ben o doğru değil, veriyorum. Bu doğru değil. Hangisi ben doğru? Örneğine göre cevap vereceğiz. Ya, şimdi bak, bak o zaman İsmail, abi, rakam verme. Bak hele demagoji yaparak konuşma. Ya, ben sana şunu söyledim. Türkiye dışarıdan... Abi niye bağırıyorsun? Ya arkadaşım demagoji yapıyorsa ondan sonra niye bağırıyorsun diyorsun ya? Demagoji yapayım sen niye bağırıyorsun? Yapma kardeşim ya. Şimdi hocam bir şey söyleyeyim. Ya yapma demagoji. Tamam bir tamam. Ben rakam olarak söylerken sana söylediğim şey şu. Ama yanlış bilgi veriyorsun Mete abi. Yanlış mı bilgi veriyorsun? Yanlış bilgi veriyorsun. Bak saman ithal edilmediğini iddia ederken edildiğini sen söyledin. Ya şunu söyleyeceğim. Bir video olsun. Vallahi ben izin veririm. Böyle bir şey yok. Yani, bakın Türkiye'nin en temel... Bravo. Türkiye tarımdaki herkes, Sayın Bakan da bunu söyler. Ali Ekber abi de bunu söyler. Aşağı yukarı toprağı gören biri şunu söyler. Türkiye'nin en temel krizi ithalat tarımda ithalata bağımlılıktır. Çünkü içerideki üretim nedeni, üretim sorunları nedeniyle maliyet artacağından dışarıdan almayı tercih ediyor. Ya sizin hadi saman 3000-4000. Yahu arkadaş Gürcistan'dan et aldığın gerçeği mi değişiyor? Sırbistan'dan et aldığın gerçeği mi değişiyor? Kars'ın, Erzurum'un dururken Romanya'dan et aldığın gerçeği mi değişiyor? Değişmiyor. Biz hadi aksini eksenden buraya etmiyor. Eksenden buraya geldik ekonomik ya. Bunu nereye bağlayacağız? Tartışmıyor muyuz? Enerjide bağımlılığı tartışmıyor muyuz? Enerjide bağımlılık kadar tarımda bağımlılıktan söz ediyoruz. Kendi kendine yeten ülke olan Türkiye'nin buğdaydaki bağımlılığın, etteki bağımlılığı söz ediyoruz. Hadi onu geçtin. 4000 saman diyelim. Yahu daha dün Venezuela'dan peynir aldın ya. Yahu senin Erzurum civilin nerede kaldı? Senin Ezine peynirin nerede kaldı? Senin Kars kaşarın nerede kaldı? Ayrıca bunu Mete abi niye izah ediyor? Yani bu başka bir mesele. Şunu söylüyorum. Ya ben izah SİHA etsin, meselesinde ya ben de izah bakın diyorum ki mevzuya sen girdin. SİHA'nın varlığından da bu SİHA'da samandan geldik şu buraya. Şu yanlış. Kendisi girip SİHA'nın varlığından mutlu olmakta mümkün. Türkiye'nin saman ithal etmesine itiraz etmek de mümkün. Ya çelişmek başka bir şey söylüyorum. Peki. Ya sen şöyle bir konuya giriyor musun? Mesela tıp konuşurken şurada tıp konuşuyorsun, pandemi konuşuyorsun. Pandemi konuşurken sana birisi ya sağlıkta çok başarılı izlediğinde sana birisi gelip şöyle söylese ya siz geçen sene saman ithal etmişsiniz haberiniz var dediğinde ne diyorsun? Ona da itiraz etmek lazım, buna da itiraz etmek mi lazım diyorsun. Ben sana diyorum ki savunma sanayi ile ilgili SİHA konuşuyorum diyorum. Adam diyor ki ya siz diyor SİHA'yı anlatıyorsunuz, başarı hikayesi anlatıyorsunuz ama biz saman ithal ettik diyorsun. Ama sen en radikal, en ajite örneği veriyorsun. Ya ben ne... Kimse sana böyle yaklaşmıyordur saman ama o da var ama saman da böyle demiyordur yani. Ayrıca SİHA'ya karşı çıkan kim abi? Söyler misin? Onu da merak ediyorum. SİHA'ya karşı çıkan Sezgin kim? Sezgin Tanrıkulu. Bir kişi. Bir kişi mi? Bir kişi, evet. Temsiliyeti ne? Bir kişi. Ya bir kişi. Ya siz 136 ya, 136 milletvekilinden biri. Ya söyle abi, bir kişi daha ekleyelim. Ya bir şey söylüyorum. Ya ben sana sayarım. Bu da yaygın bir dedikodu. Ya teker teker isimlerini kim sayarım. Abi? Ya yapmayın etmeyin Türkiye'ye ya. Türkiye SİHA karşı kimse yok. Bakın SİHA'yı geliştiren Sayın Bayraktar ve babası AK çok Parti'den önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başladı faaliyete. Ergenekoncu, Balyozcu delinen Ahmet Yavuz Paşalar onları vatansever insanlar diye orduya kabul ettiler. Ya, onlar mı yani? Kim söyledi? Şu anda kim o zaman? Ya kim dedi? SİHA'ya karşı kimse yok Türkiye'de. Kim Türkiye'de hiç kimse SİHA'ya karşı değil. Peki. Ya kısa süre önce